Ne peki, olduğu da çok belli değil. Peki de biraz aslı. halkın hani, boyutuna inelim. <laughs> ee, şeyde hani şey şeyi görüyoruz işte spor salonlarının içerisindeki gençleri görüyoruz. Hani hep de söylüyoruz biz işte eşeğin aklına karpuz kabuğu da kaçırmadan ama maalesef biz gençlerimizin bu ilaçları çok büyük oranda tükettiğini biliyoruz. Özellikle e, son zamanlarda her ne kadar e, gümrük, e, ilaç eczacılık, bu e, polis narkotik e, şu birimleri bu bağlamda bir takım önlemler almaya çalışsa da biz bu tür maddelerin spor salonları içerisinde maalesef bazı antrenör namzetleri diyeceğiz ona tarafından satıldığını pazarlandığını da biliyoruz e, ve tehlikenin en en büyük kısmı da 15 yaşında 16 yaşındaki gençlerin ee, arkadaş çevresi içerisinde popülarite karşı cinse kendini iyi göstermek ee, hani geçtiğimiz programlarda işte ee, şey yapacağını bilsen de kullanır mıydın öleceğini bilsen de kullanır mıydın o Sırf bir daha şeyle, o daha sporcular geliş sporcularda için. ama bunlarda da işte işte bu şu kadar büyüyeceğini biliyorsun ee, ama şu şu yan etkileri var ee, sorusunu hep böyle bir kenara atıyor şeyler çocuklar sadece şeye bakıyor işin görüntü boyutuna bakıyor işte ben şu kadar kaldırıyorum. Şu kadar güzel e, kol kaslarım şu kadar büyüdü. Komik bir şey anlatayım. Geçen bu e, bir dönem kurs veriyoruz şeyde. E, antrenör eğitimlerinde biliyorsun işte. E, ergojenik maddeler ve doping dersi evet. diye bir ders anlatıyorum. Vücut geliştirme kursu, e, antrenör eğitim kursu. <laughs> ne zaman olduğu, nerede olduğu çok önemli değil. <laughs> anlatıyorum, anlatıyorum. İşte anlatırken... E, Dışarıdan hormon aldığınız zaman vücut içerisinde ne olur? İşte negatif feedback mekanizma kırılır, o yüzden vücut kendi üretmemeye başlar falan filan anlatıyoruz. O arada şeyleri anlatmaya başladık. Yan etkilerini anlatıyorum. Evet. İşte saç dökülmesi, akne, karaciğerde şunu <laughs> yapar, o kalpte bunu yapar falan filan anlatırken, e, yani iktidarsızlık ve testislerde küçülme yapardı. Evet. Arkadan biri bir fırladı ya. Yok öyle bir şey. Diye. <laughs> Şimdi hakikaten yani şimdi, kendi kendine ele ver aslında yani orada. şimdi zaten kimseyi suçlamak için değil orada bilgi vermeye çalışıyoruz evet. ki insanlar çünkü bunlar antrenör bir de hani sporcuya da anlatmıyoruz o arada antrenör ya da dediğiniz gibi antrenör nam namzeti yani birilerine örnek olacak evet. insanlar sonuçta yani demek istediğim şu zaten hep söylemeye çalışıyorum ben bunlar çıktığım yerde söylüyorum halk sağlığı açısından bakarsanız elit sporcuların kullandıklarından çok bu rekreasyonel amaçlı evet. spor yapan insanların kullandığı problem yaratıyor çünkü iyi ya da kötü beğenirsiniz beğenmezsiniz ama e, elit sporcu zaten kontrol altında. Herem yani doktoru yani vardır bir, bir sağlık ekibi vardır onun şey yani yapar. doktoru var sağlık ekibi var birincisi ikincisi de doping kontrolü var.